Dawn of Men'in ikinci bölümündeyiz. Oyun benim gayet hoşuma gitti. Ben sevdim oyunu. Umarım sizler de seversiniz. Ve devam ederiz. Oyunun doğallığı çok hoşuma gitti. Uzatmayacağım. Hemen devam ediyorum. Bak oyunda bir ticaret muhabbeti varmış. Biz ilkeliz ama ticaret varmış yani bildiğin. Hani gerçi ticaret vardı. Para anlamında düşününce yokmuş gibi oluyor da. Takas sistemi vardır herhalde. Tüccarın envanteri. Sendeki et var. Deri var. Bakliyat var. Bakliyat şimdi bizimkiler çürütüyor. Bizde vardı çürüdü onlar. Balık var. Ve tomruk var. Takas etmek için tıklayın. Şimdi envanterim benim gayet güzel. Çakmak taşım falan var. 4 tane alet üretmişim. Oğlum ben senden ileride gidiyorum zaten. Ben senden niye bir şey alayım? Mesela neyim eksik benim? Şöyle bir bakayım. Hani kışlık elbisemiz yok desem şu dört kişiye şöyle baksam insanların hani zaten öldü. İşte geçen bölümümüzde bir kadın ve iki çocuğumuzu kaybettik. Kadın virüs kapıp öldü. Çocuklar da sağda solda gezerken saldırıya uğradı. Onların gezmesini nasıl engelleyeceğim? Onu bulmam lazım. Ölüyorlar çünkü. Bildiğin çocuklarımız öldü. Ona çok üzüldüm. Ve kış gelmiş. Abi sende benim alabileceğim hiçbir şey yok ki ya. Deri alayım bari. Hani takas değeri 22. Şimdi ben sana ne versem? İki tane sapan vereyim. İki tane sapan deri karşılığında. Oğlum o zaman da bile kazıkçı insanlar da oluşuyormuş. Lan bende bir kere sapan var. Üretilmiş bir şey var. Deri karşılığı daha değerli olması lazım. Üretilmiş bir şey bu çünkü. Enteresan. Çakmak taşı vereyim. 14 etti. Ben şimdi 3 tane deriyi bu adama alamıyorum. Almıyorum mu? Yürü git. İstemiyorum seni. İstenmiyorsun burada. Gitmiyor musun? Git. Bir de şeyi keşfettim. Şurada şöyle bir yük iş muhabbeti varmış. Bekleyen görev. Yapılacak görev. İnsanlara tıkladığın yani herhangi bir yere tıkladığında onlar onu sıraya alıyormuş. Ben oyunu yeni keşfettiğim için bilemiyorum. Senin neye ihtiyacın var? İki tane taşın var mı? Taş alırım ben. Senin taşın da yok. Sen ne halta yapıyorsun? Nasıl bir tüccarsın? Şunu yapsanız. Abi taşı üretebilmek için yani çok enteresan ya. Şimdi şurada bir görev yokmuş. Size ben kemik mızrak yaptırtmaya mı devam etsem? Yazlık deri elbise, kışlık deri elbise. Şimdi insanların üzerindeki kışlık deri elbisemiz bayağı varmış zaten. Bunlar giyer onları herhalde. Evet. O zaman mızrağımız ne durumda? Mızrak, kemik mızrak lazım bize. Bize kemik mızrak yap. Bir kemik bir daldan bir tane mızrak yapıyormuş. O zaman iki tane yapabiliriz. Senle işim yok kardeşim. Sen salak bir tüccarsın. Ha. Yiyeceğimiz var. Ve zaten 4 kişiyiz. 4 kişiye ne iş verebilirim bilmiyorum. Böyle böyle. 5 tane teknolojimiz, bilgimiz olmuş. Bu neymiş? Açmak için tıklayın. Çalı ne? Çakmak taşınan aletler. Onlar sonra bir dursun. Et kurutma. Et kurutursak çürümez. Güzel olur. Köpeği evcilleştirmek. Bak bu iyi olabilir. Çocukların yanına köpek verebiliriz. Açmak için tıklayın. Tabaklama. Tabaklama aynen. Tabakhane, dokumacılık, kızak yapımı. Deri. Yazlık deri elbise. Şimdi mesela ileride tahıl geliştirmeyi bununla açıyormuşum. O zaman bunu yapacağız. Pek bir şansımız yok. Çünkü biraz tarım işimizi görecek. Senin niye yardım? Sana ne yapabiliriz? Can değerin düşük. Bu kişinin ihtiyaç değerleri düşük. Çalışma verimi düşecek. Sen niye sakatlandın? Sen bir dinlen o zaman. Dinlensen iyileşecek misin? Mesela şöyle. Evet iyileşiyor. Tamam güzel. Bunlara dikkat etmemiz lazım işte böyle. Biz virüslü kadını çalıştırdık. Kadın öldü. Fark etmedik bile. Kemik mızrağı gösteriyor musun bana? Mızrak 8. Yani 4 tane kemik mızrağımız varmış lan. Neyse iyi oldu bu. Görevlerde ne var? Üretme.
Görevi iptal etmek için sağ tıklayın. Kurutulmuş deri. İnşa etme, ocak. Tamam. O zaman biz bir şu toplama alanında taş toplama alanı vardı bizim. Bu ne? Bu neydi? Çalışma alanı. Çakmak taşı topla. Mesela buraya bir kişi veriyormuşuz. Çakmak taşı. 12 olunca bırak, 10 olunca bırakmış. Yeterli çakmak taşımız varmış. Ama normal taş mesela. Bunu yapamıyor muyum? Normal taşımız açık değil mi? Mesela bunu topla deyince yok topluyormuş. Ben boşuna şey yapıyormuşum. Bunu da yeni öğrendim. Çok garip oldu iş işten geçtikten sonra. Çünkü inşaatlar ilerlemiyordu abi. İki tane taş gerekiyor mesela buraya. Şu ocağı bir yapın amına koyayım. Peki bu çağdaki insanlar mutsuzken nasıl mutlu edebilirim? Taşı birbirine vurun, eğlenin amına koyayım. Ne diyeyim? Sen o kadar taşıdın. Bir taş. Bir dakika. Çakmak taşı. Çakmak taşı. Bayağı çakmak. Şimdi sen bıraktın mı? Oradan bir tane mi taş çıktı? Oğlum saçmalamayın lan. Ablacım sen boştasın ya hani. Ben demek ki bunlarla böyle uğraşacağım. Şu çakmak taşı mı? Bu çakmak taşı. Bunu toplama. İptal. İptal lan. Kuş. Taş. Abi niye birini seç? Ben otomatik birini seçemiyor muyum? Mesela şöyle geldim. İnsan. Hani hızlıca birini seçmek istiyorum boşta olan. Onu göremiyor muyum acaba? Çalışma alanı belirle. Yönetim mesela. Sınırlamalar, kaynaklar. Bu pratikle ulaşmam lazım. İstatistikler, mesela secret. Aha kış geldi. Sıçtık. Herkesin kıyafeti var. Giyersiniz umarım. Hani onu da ben giydirmiyorumdur. Bir tane eleman lazım bana. Bizim insanlarımız nerede? Sen ne yapıyorsun? Geziniyorsun. Salak. Bu kişinin ihtiyaçları da düşük çalışma bölümü şu. Bu ne? Morali çok kötü. Ama senin moralini nasıl yerine getirebilirim ki? Bunlar insanlar öldü diye mutsuzlar. Şunu topla abi. Bir türlü şu taş olayını çözemedik. Ben sanırım çalışma alanında taş bulunmadığı için çalışmıyorlar abi. Bunun yerini değiştireceğim. Mesela şurada taş var. Şş, taş nerede? Taş, taş, taş. Yani ama burada bu ne? Bu taş zaten. Ama teknolojisi yok. Şimdi şuraya da ben bir tane çakmak taşı toplama görevi var burada. Burada normal taş topla. Tamam çakmak taşını oradan toplasınlar. Bunun yerini değiştirelim. Yani şu taş toplanabilir. Bak şunlar toplanabilir taşlar. Toplayın abi bunu. Mesela o insanı seçip nerede insan? Az önce insanımız vardı. Nereye gidiyor? Gidiyor. Çakmak taşına gitme. Mesela şu işarete tıkladığında o alanda mı çalışacak? Nereye koyduk biz işareti? Şuraya. Mesela. Şuraya tıkladığımda. Mesela şu taş değil mi abi? Şu taş. Bunu topla abi. Oyunun acemisi olmak bayağı sıkıntılı. Oğlum gitsene. Gidemiyor. Kış atlatıldı. Kış ne çabuk geçti lan. İlkbaharda mıyız? Evet.
Oğlum senin moralini nasıl düzelteceğiz ya? Sen de mi taş topluyorsun? Kaya yığını. Sen bir şey getirmedin ki. Salak mısın oğlum sen? Ya gidip tapınınca morali yerine mi geliyor? Yok, daha da düşüyor. Niye öyle bir salaklık oluyor? Bir dakika. Şunun he, morali. Gel lan tapın sen de. Ki tapın moraliniz yerinize gelsin. İlk defa ocak yapıldı. Bilgi puanı 1. Güzel. Bunların moralini bir şekilde düzeltmem lazım. Şimdi ocakta ne yapabiliyoruz? Üretilen bir şey yok. Yani inanılmaz mantıklı. Ne üretecek ki adamlar? Bizim görevlerimiz neymiş? Balık tutmuş. Tutma. Bir dakika. Balık ne kadar? 2 tane balık mı? Bekleyen görevler. Bu ne? Üretme, iptal etme. Kurutulmuş deri. Ya siktir et. Derimiz yok güzel. Var mıymış? Yok. Zaten derimiz yok. Daha niye olsun? %25 görev. Bazı şeyleri çözemedim. Onu çözeceğim. Bilgi birikimimiz çok az. Yeni bir şeyler yapmak lazım. Şu açılan yerlerden bir şeyler yapıp bilgi birikimi sağlayalım. Mesela şu ne? Gıda kurutma yeri. Etleri kurutabileceğiniz bir yer. Aynen. Etler boşa gitmesin abi. Mesela bunu nereye koyalım? Başka açıklığımız yok. Ağaçları da kesemiyoruz. Şu an kesiyoruz ya da ben kesmedim bilmiyorum. Şuraya bir et kurutucu yapın abi. Bunun öncelik sırası var. 10 dal gerekiyormuş. Dalımız var mı? Var. Tam 10 tane dalımız var. Sanırım ben görevleri veriyorum. Bunlar kim meşgul değilse gidiyor yapıyor abi bu işi. Ama toplama görevlerini beceremedim henüz tam manasıyla. Bakayım. Hemen de kurdular. Adamsınız. Şimdi bütün etleri siz burada kurutacaksınız ama. Aa, yemek pişiriyorlar. Aa, çocuk oldu. Bir tane çocuk geldi. Hatta kaç? 2 kişi yükselmişiz lan biz, bir dakika. İlk defa yerleşimize yeni insan katıldı. Nasıl yani? Çocuklu birisi mi geldi? Çocuk mu doğdu? Yani çocuk da böyle zınt diye doğmaz herhalde diye düşünüyorum. Ama güzel bir şey. Voruk ve öbürü kim? Sen misin? Tamam güzel. Çocuğum sen şöyle takıl, bir yerde ayrılma oradan. Sonra şey oluyorsun. Ölüyorsunuz. Şimdi et kurutma yerinde kurutuyorlar mı? Kurutuyorlar. Etimiz var mı? Başka da etimiz kalmamış aslında. Çok sevimli lan. Salak. Şimdi benim bunlara, şimdi mesela yani taş topla deyince nasıl topluyorlar? Hani ben onu hala çözemedim. Mesela avlan diyeceğim. Çakmak taşı. Ha, şuradan hızlıca kontrol edebiliyorum. Şimdi mesela avlan. Hani buraya azami görev sayısı, çalışma alanı, avlan. Mesela kemik yeterli. 40 ham deri yeterli. Hani 100 et yeterli. Tamam ama yardım. Bir dakika. Çalışma alanını belirleme, toplama ve madencilik gibi görevleri düzenli bir şekilde yapmanı sağlar. Bir kaynak için alan belirledikten sonra kaynak sınırına ulaşana kadar görevlerine devam edecekler. Varsayılan olarak aynı anda yalnızca bir kişi çalışacaktır. Ancak seçtiğiniz bölgedeki bayrağa tıklayarak kişi sayısını artırabilirsiniz. Avlan alanına sadece düşük tehlike düzeyine sahip hayvanların avlayacağını unutmayın. Tehlikeli hayvanları avlamak için üzerine tıklayıp avla demeniz gerekmektedir. Tamam, anlaşıldı. Ama şimdi avlan diyorum ve burada avlanacak hiçbir şey olmadığı için adam doğal olarak ne diyor? Ne kodumun gerizekalısı, burada hayvan yok ki benimle.
Hayvanların, şimdi bunlar tehlikeli hayvanlar anladığım kadarıyla. Mesela şurada bir tane geyiğimiz var. Gelin, keçi, geyik diyorum. Şimdi orada, oraya koydum mu lan? Koydum. Gel, burada iki kişi bir avlansın bakayım nasıl bir görsel ortaya çıkacak. Şurada bir avlanma yerimiz daha varmış zaten. O salakça oldum. Ha yok, bunu avlamaya gidiyormuş. Pardon. Hayvanların sıkça geldiği bir yere gitmemiz lazım. Şimdi eğer bunu böyle yapıyorsak, o zaman taş toplama olayına, benim taş toplama olayına hemen geçmem lazım. Hemen bilgi biriktirelim. Çünkü normal taşları kıramıyoruz. Yerde varsa topluyoruz. O saçma. Bizi geriye atıyor. Yapılar, üretim. Bizim neyimiz yok? Zanaat tezgahımız var. Her şeyimiz var lan bizim. Konut. Dini. Bunu da yaptık. Oğlum her şeyi yapmışız. Sanat tezgahı. Ocak. O zaman hiç yapmadığımız bir zanaat işi yapalım. Oradan gelsin. Ne yapmadık biz hiç? Bu ne? Ahşap zıpkın. Tamam, zıpkın da yap. Ha pardon, ahşap zıpkın yapma. Çünkü bizim kemik zıpkınımız var. Ama kemiğimiz yok. Birazdan olur. Hayvan alıyoruz zaten. Tamam. Bana bilgi puanı lazım. Çocuğum ne yapıyorsun evladım? İlk defa dağ keçisi avlandı. Bir bilgi puanı. Güzel. Şimdi şu avlanma noktalarına nasıl bakıyorum ben? Noktalarına nasıl baktığımı unuttum ama. Çocuğun sesleri geliyor arada çok da. Çocuklar taşımacılık yapıyor, güzel. Ama diğer iki çocuğumuz öldü ya, o çok üzücü oldu ya. Çocuğum bak çok uzak ya. Sen niye mutsuzsun oğlum? Senin eşin öldü değil mi ya? Büyük ihtimal ölen kadın senin eşindi abi. Şimdi biz 6 kişiyiz. Tekrardan 3-3. Bakayım mesela evler yetiyor mu? Burada kaç kişi yaşıyor? İtibar birmiş. Barındırabilir diyor ve ama kimse yaşamıyor burada. Bir insan için yer. Şimdi yani ve sanki burada yazması gerekiyor yaşayan kişiler gibi düşündüm. Belki de yanlış düşünüyorum. Ev yaparsak insan gelir mi? Ne zaman insan geliyor? Ne oluyor bilmiyorum. Ama deneyeceğim. Bir konut daha yapacağım. Konut. Gel abi. Şöyle çevirirsek şuraya sığmaz mı? Sığar. Çok tatlı olur. Yapın abi bunu da. Şimdi %109 görev muhabbeti varmış. İnsanların yetişememe durumunu da göstermişler. Gayet güzel. Bunu sıraya aldılar. Bunu aldılar. Balık tutmayı hiçbir zaman kurtulmuş balık üretme. Ha tamam güzel. Tamam, yapıyorlar. Mağara aslanı ananı sikeyim. Bak gene bak mağara aslanı saldırmıştır çocuklarımıza. İnşallah yine öyle bir durum olmaz. Ben insanlara şöyle avla dersem insanlar toplanıp bunu avlayacak galiba. Oğlum arkandan aslan geliyor amına koyayım. Sen bir kadınımız ölmesin. Kadınlar çok çok önemli her zamanki gibi. Neyse dayı. Lan başka adam yok. Nereye gittiniz lan? Bu saldırı uyarısı geldiği an bakmamız lazımdı. Ben bakamadım. Çocuklarımız öldü. Ablacım, biraz böleceğim ama. Lan ölecek. Heh, iyi kurtardık kadını. Ablacım sen git dinlen. Yoksa öleceksin.
Ölmüyor musun? Öleceksin. Bu kişinin ihtiyaçları da düşük. Onu anladım ama bakın. Sağlık. Yükseliyor mu? Hala gidiyor, tapınıyor ya. Sikeceğim. Çocuklar harbiden neşe kaynağı. Heh, bilgi birikimimiz 5 oldu. Hemen asiktir buraya geçemiyoruz. Niye? Orta taş devrine geçmem lazım çünkü. Ananı avradını. Lan köpekleri evcilleştiririz abi o zaman. Köpekler evcilleştirirsek çok işimizi görür. Hem koruyucu. Köpek evcilleştirme açıldıysa eğer köpeklerin evcilleştirmesini sağlar. Köpekler yavaş yavaş yerleşim yerinize gelecek ve bölgeyi korumanıza yardımcı olacaklar. Çok güzel. Oyun sevimli ya. Oğlum bak moral, hay sikeceğim moralini şimdi senin ya. Git uyu lan. Git yat zıvar amına kurulmuş çocuğu. Yok moralin düşük. Yok keyfim yok. Yükseliyor mu moralin? Lan velet. Sağda solda çok dolaşıyor. Aha bir dakika. Yeni hayvanlar geldi. Bir dakika. Şimdi ben bu şeysini nasıl düzeltebiliyorum? Bak burada avlanmayın abi. Şurada avlanın yeni hayvanlar var. Bunu avla. Bunu da avla. Su içmeye gelmişler. Aa ayı var. Ayı nereye gitti lan? Gidiyor balık avlıyor amına koyayım. Dur. Bunu iptal et. Hayır, yok iptal etme lan. İyi de balık tutuyorlar. Balık ne kadar? Bayağı balık çıkartmışlar. Neyse toplasınlar. Yalnız şunları avlasaydınız çok iyiydi. Şunu bir avlasana kardeşim. Ya gideceksin malzemeni alıp geleceksin değil mi? Mantıklı. Bak burası avlanmak için güzelmiş. Su içmeye geliyor hayvanlar. Şu kemiği de oradan kaldırsaydınız ya. Ona da bir görev edineyim. Dört gibi be gibi bir şey söylüyor. Çok yanlış da gelişiyor olabilir. Bilmiyorum. Daha çizelgesi. Aslında her şeyimiz güzel gidiyor çünkü nüfusumuz yok. Çocuğum ne yapıyorsun evladım? Gel bakayım. Gök. Gümüş. Şunu toplayamıyoruz büyük ihtimalle. Armut ağacı toplayabiliyor muyuz? Meyve topla. Aa tamam. Bu görevi sıraya aldılar mesela değil mi? Yok almadılar. Ne zaman yapacaksınız lan? Evet aldılar tamam. Tamam ben birebir tıklamama gerek yok. Boşta olan gidip bir görevi yapıyor büyük ihtimalle. Aa çocuk gitti meyveyi topladı. Aferin lan. Şimdi bu meyveler için ne yapmam lazım? Meyveler genelde çürüyor. Ama yiyecekleri tüketemiyoruz ki abi. O yüzden çürüyor. Kurutulmuş derimiz 8 tane. Kurutulmamış derimiz 9 tane. Bu ev yapıldı. Ama bu evde niye kalanlar yok? Kaynaklar bu yapıda saklandığında 1,5 kat daha uzun süre korunur. Şimdi burası dolu mu ki siz buraya meyveleri, yiyecekleri falan koymadınız. Burada kaç kat korunur? Mesela 1,5 kat daha uzun süre korunur. Aynı sanmına koyayım. Ben bunu niye yaptım ki o zaman? Şimdi burada hala boşluk var. Yiyecekleri, içecekleri, her şeyi buraya koyuyorlar. İçecek yok tabii. Bizim bilgiye ihtiyacımız var ve yeni bir şey açamadık. Köpek geldi mi ki hiç? Aa bu köpek mi lan? Bir dakika. Aa köpek gelmiş. Çok tatlı. Bu ne? Kes mi oğlum? Burada köpekleri de kesip yiyorlarmış. Hani et lazım oluyor diye. Onu görmüştüm bir yerde ama gerek yok. Şimdi mesela bu köpeği ben hareket ettirebiliyor muyum?
Bu çocuğu korusun mesela, olmuyor mu? Çok sevimli lan. Çok hoşuma gitti. Mutlu oldum. Bir tane köpeğimiz var. Da ben sana nasıl bir şey yapabilirim? Görev verebilirim. Mesela sana tıkladım. Ne yap? Bunu taşıyabiliyor musun sen? Taşıyamazsın, köpeksin. Ama bir dakika. Yok, olmadı. Bunlar koruyucu mu acaba? Hani mesela şurada soru işaretini tıklıyorum. Köpekler yerleşiminizde görebileceğiniz ilk evcil hayvanlardır. Davetsiz misafirleri püskürtmenize yardımcı olarak mükemmel yoldaşlardır. Köpeği evcilleştirmeyi öğrendikten sonra nüfusunuza bağlı olarak belli bir oranda yerleşiminize gelmeye başlayacaklar. İnsanlardan arta kalanları yerle. Bu yüzden beslenme veya barınak ihtiyaçlarını karşılamanıza gerek yoktur. Kaynakları sağlar. Bir tane et öldürünce. Vahşi türü kurtmuş. Evcilleştirme etkin. Köpeği evcilleştirme. Tamam. Şimdi. O zaman benim bir şey yapmama gerek yok. O takılıyor orada. Hani mesela ekstra bir görev veremiyorum. Şeyi deneyeceğim sadece. Bir tane hayvana saldırtmayı deneyeceğim. Hayvan var mı? Siz orada ne yapıyorsunuz? Malzeme taşıyorsunuz. Hani oğlum hayvan? Bir hayvan yok mu? Heh, şurada mesela saldır. Saldırmıyor. Demek ki biz kontrol etmiyoruz. Tamam. Onlar takılıyor kafalarına göre. Tamam, sen burayı korumaya yardımcısın. Güzel. Ben çok sevindim bir şey. Bildiğin kurt yani zaten. Buna gidip kes diyormuşuz. Dur lan. İptal. Görev iptal. Kesme. Kesme kesme. Köpek eti yiyeceğimize yemeyelim oğlum. Tamam, medeniyetten çok öncesinde olabiliriz ama boş ver. Kışa hazırlık yapıyoruz da benim bilgi birikimine ihtiyacım var. Kemik, ekstra kemiğimiz var mı? 8 kemiğimiz var. Abicim o zaman malzeme üretin. Sapanımız var. Sapan şu okçuluk gereken okçulukmuş. Okçuluğu bir öğrensem. Bir dakika. Okçuluk için orta taş devrine geçmem lazım. Bunların hepsini açmam lazım. Bu ne? Köpeği eğitme. Keçi evcilleştirme açılacakmış. He, yavaşça kullanabiliyoruz. Bak, bunu açtıktan sonra da köpekler avlanma görevlerinde yardımcı olacakmış. Güzel. Oğlum oyun tatlı lan. Alıyor sürüklüyorsun. Çiğ bir oyun işte. Da benim daha çok gelişmek için ne yapmam lazım? 9 kişilik yerim var. Ama daha fazla gelişmem lazım. Oyun yavaş ilerliyor. Mesela ben şunları kullanmak falan istiyorum artık. Taşımız var mı lan? Taşımız yok oğlum bizim. Oyunu bilenler tavsiyelerde bulunabilir, hatamızı söyleyebilir falan. Çünkü ben hiç bilmiyorum her zamanki gibi. Daha zevkli geliyor bana burada öğrenmek. Belki sizin için sıkıcıdır, bilmiyorum. Şimdi sen boştasın çünkü hiç görevimiz yok. Neden yok? Oğlum o kadar alan işaretledik amına koyayım. Bu ne, bir tek video nerede durdu bilmiyorum ama kameram takılmış. Mecburen kestim. Ara kesitte bir bölüm yok. Kusura bakmayın. Devam ediyoruz. Videoda var mı yok mu bilmiyorum. Az önce bir kaplan avladık. İki kişiyle. Ne işimize yaradı bilmiyorum. Ben bilgi puanı toplarız diye yaptım ama önceden kesmiş olduğumuz için bilgi puanı vermedi. Şimdi ayıya dalmaya çalışacağım. Bizim adamlar biraz iyileşsin bazıları. Şu ayıyı kesmek istiyorum abi. Şurada bir ayı var. Bunu keseceğim. Ve avla diyeceğim şimdi. Avlasınlar amına koyayım. Ama bir kişi gelirse iptal ederim. Bir kişi buna gücünü yetiremez. Şu köpeğin avlanması açılsa depoda yer kalmadı mı?
O zaman şu avlanmayı iptal et çünkü diğer avlanma bölgeleri açıldı. Hayvanlar geldi bu bölgeye. Biz depolama alanı. Aa, bir bilgi puanı geldi, güzel. İlk defa ceylan avlanmış. Rengi ceylanı. Lan rengini nasıl ceylan okudum ben? Depolama alanımız niye doldu bizim? Depolama çadırımız var. Hangi alan dolu acaba? Şimdi bu depoluyor mu? Sadece kurutup sağa sola mı dağıtıyor? Kurutup sağa sola dağıtıyor olması lazım. Çiğ et varmış. Çiğ eti niye burada saklıyorsun amına koyayım? Koysan oğlum şuraya. Yani mantıken burada olmaması lazım. Sizin hiç yiyeceğiniz yok lan. Niye yiyecek almıyorsunuz? Sende ne var? Al 8 tane çiğ et. Al bunu burada. Bak gene içeri soktu. O zaman iptal edeceğim oraya çiğ et koymayın diye. Bunu nasıl şey yapabiliriz? İçeridekileri boşalt. Parçaları ayır. Yükselt. Hasır çatı teknolojisini açmanız gerekiyormuş. Şimdi ben buradaki durumu çadır odaklan. Şöyle çadır tamam. Bunu iptal ediyorum. Geri taşıyorlar. Geri taşımamaları lazım. Çiğeti buraya koysanız oğlum. Mal mısınız nesiniz ya? Acaba yiyecekleri etleri mi orada? Şey, ama kurutulmuş et götürün işte. Niye götürmüyorsunuz ki? Şöyle mutlu oluyor, böyle mutlu oluyorlar falan derseniz benim de işime gelir. Şimdi 7 kişiyiz. 7 tane de kışlık kıyafetimiz varmış. Bizim aslında kışlıkları yapmamız lazım artık. Mesela çünkü bolca derimiz de var. Yap abi. Kışlık deri yap. İlk defa yapacağız herhalde. Mesela 3 tane yap. Bir anda çat diye belki 3 kişi gelir. Belli mi olur? Benim hemen köpeğin avlara katılmasını açmam mı lazım? Yok, aslında açmam gerekiyor. Köyü koruyor bunlar. Sonra açarım. Kurutulmuş deri yerimiz gayet güzel. Bak bunlar çiğ. Bu kurutulmuş et. %100 olmuş. Ama kurutulmuş etleri nereye koyacağız işte? Bak buraya koymuyor abi. Buraya yiyecek ve içecekler konulabilir. Evet, kurutulmuş eti buraya koyuyor musun sen? Koyuyorsun. Ama niye koymuyorsun? Burada sınır mı var? Dolmak üzere. Bir dakika. Bir yapı daha. Depolama. Otluk. Bilmem ne cart curt. Depolama çadırı. Mesela bir dakika. Şey sınırına ulaşırsa. Bak taş sınıra ulaşmış. Hiçbir şey koymuyorlar. Odun sınıra ulaşmış. Nasıl ulaşmışlar? Üç odunla sınıra mı ulaştın amına koyayım? Nasıl lan? Oğlum o yüzden odun getirmiyor lan bunlar. Aa. Tamam, öğrendik. Şimdi depolama. Önce şu büyük çadırdan biri yapalım. Hatta odun yığını. Bunu mesela geliştirmiyor mu? Abi bu çok alan kaplıyor ama. Tamam, şuraya koyamıyor muyuz? Çevirmenin ne anlamı var ki? Mesela şuraya da çubuk koyamıyor muyum? Koy. Bir tane çubuk yeri inşa et. Yani çok az alıyor içi. Bir tane daha depolama alanı yapacağız mecburen. O da şurada bir yerde dursun. Uykusu mu gelmiş onu yapıyor? Bunların alanları çok az abi. Oraya ev kurarız ya. Şu depolama alanını ağaçları kesemediğim için şu an ya da kesmeyi bilmiyorum şu an. Bilmiyorum. Belki de kesiyorumdur. Şunu çevir. Buraya kursam var ya 10 numara olacak. Ya kur bakayım şöyle. Tamam. Mesela şunu kesebiliyor muyum ben? Meşe. Kes. Çalışmak ne? Çakmak taşınan aletler teknolojisini açmanız gerekiyor. Tamam. Onu da açmamız lazım. Bir sürü işimiz var. Kemiğimiz çok birikmiş. Kemik de çok yer kaplıyor tabi.
Renge'yi kaçtı. Yapacak bir şey yok. Fırtına mı? Nasıl yani? Fırtına olunca ne oluyor? Tüccar geldi. Kemik satabilirim tüccara. Bizim neye ihtiyacımız var? Bu ne? Cenaze ritüelleri de. Takas etmek için tıklayın. Teknolojileri böyle satın alabiliyor muyum? 140 takas değeri varmış. Ben ne verebilirim? Kemiklerin hepsini verebilirim abi buna. Bu da güzelmiş. Adam bana teknoloji getirdi amına koyayım. 30 etti. Şimdi kurutulmuş derimiz çok var. Bir 5 tane kalsın bizde. Ne olur ne olmaz. 70 etti. Şimdi bizde sapan çok olması lazım. Yok, 2 tane. Üstlerini alanlar biz sapan üretiriz abi. Önemli değil. 9 tane kurutulmuş et. 12 tane çakmak taşımız gereksiz derecede fazla. Toplarız zaten. 94 etti. Hani otomatik teknoloji açacaksa neden olmasın? Sonra taş bir tane kalsın. Boş ver. Mesela balık. Kurutulmuş balık 3 tane. Ulan tam da kıştayız ha. Kurutulmuş et 97. Ahşap mızrakları ver abi. Ahşap mızrak üretmesek de olur zaten. Kemik zıpkın. Kemik mızrak. Envanter. Ha, üstüne aldıklarını göstermiyor galiba. Daha çok et çıkabilir. Zaten 7 kişiyiz diye de et bir kalsın. Bizde 109 etti. Oha amına koyayım. Yetişemiyoruz. Kurutulmuş deriyle ne yapabilirim şu an? Taş keski. Taş keski çok önemli değil. Ver. Kurutulmuş derileri ver abi. 139'a geldi. Kemik zıpkını verebilirim çünkü adamın üzerine zaten tahta zıpkın vardı galiba. Biz üretiriz. Şimdi bir tane bu fazla oldu. Bir tane bir şeyi geri alalım. Mesela şunu geri alalım. 141 yaptı. Kemik alayım bari. Kemiklerin hepsini verdik. Tamam. Tam cillok gibi oturdu oraya. Tamam deyip cenaze ritüellerini açtık. Ölülerinizi gömebileceğiniz höyükler yapmanızı sağlar. Bu güzel oldu. Şimdi gidip höyük yapalım. Bedavadan teknoloji aldık. Mezarlık. Mezarlığı da şöyle. Sanki gerçekten öyle bir kültür varmışçasına suların kenarına inşa ediyoruz abi. Hemen böyle. Kendi kültürümüzü oluşturalım. Gelip gelip tapınırlar burada. Burası bizim sahilimiz sonuçta. Bunları da toplarsınız umarım. Evet, topluyorlar. Güzel. Ayı geldi. Ayı geldi. Yalnız benim bayağı etim varmış. Kurtulmuş etlerin hepsini versem de olurmuş yani. Bayağı etimiz var abi. Çubuk olayında sıkıntı yaşıyoruz çünkü bilmiyorduk. Öğreniyoruz. Hav hav. Senin neye ihtiyacın var? 3 tane malzeme bekliyormuş. Oğlum çalışırıp toplasan da bana. %150 görevleri varmış. Mesela gereksiz görev var mı abi üstünüzde? Ne demişim? Dal parçaları toplanıyor. Bu dal parçaları toplamaya 2 kişi verebilirim aslında. Kaynakları toplamaya. Bunu iptal et. Çakmak taşı toplama abi. İptal etmiyor. Salak mısın? Balık tutma şu an. Yani giysi üretecekmiş lan bu. Giysi de üretme şu an lazım değil. Sonra üretme. Görev iptal et. Bu ne? Kurutulmuş deri. Onu üret canım. Etkin görevli. Şimdi bir de şu yanlış şeye tıkladım. Bir dakika. Şu. Beni oraya götürse iyiydi ya. Ben şimdi şu alanda iki kişi çalışmasını istiyorum. Çalışın abi, biraz odun toplayın ya. Yerleşim yerimize yeni insan katıldı 3. Oha, hiç beklemediğim anda geldi. Kıyafetimiz yok. İlkbahardaymışız, tamam.
kış atlatıldı. Her kış atlatıldığında puan veriyor. Güzel. Nüfusunuz 10 oldu. 3 bilgi puanı da oradan geldi. Oha çok iyi. Kilometre taşı açıldı. Hayatta kal. Güzel. Şimdi 10 kişiyiz. 9 kişilik yerimiz var. Bir ev daha yapmam lazım. Yapılar, konut, ev. Şimdi şurada bir boşluğum vardı. Şurayı evle doldurmak istiyorum. Aa, çadır şekillerini değiştirebiliyor musun lan böyle? Güzel güzel. Yapı şekilleri değişiyor. Bu da güzel bir avantaj. Bu ev çok dışarıda oldu. Şöyle kurayım. Tamam. Şimdi bu bilgi puanlarını çok güzel harcamam lazım. Köpeğe avlanmak için şey vermeme gerek yok. Şu an avcılıkta zaten idare ediyoruz durumu. Bu ne? Ne açıyormuş? Açılacaklar tabakhane, dokumacılık, kızak yapımı, deri. Yani yazlık deri elbise açılacakmış. Bunlar öğrenildi cenaze ritüelleri. Bunu öğrenmiş olmam gerekiyordu benim. Ya öğrenildi diyor zaten geri zekalıyım ya. Şu öğrenildi. Buraya geçemedim. Şunu ulaştırsam şunu açacağım. 5-15 puana mı ihtiyacım var benim? Orta taş devrine geçmem için. O zaman en acil şunu açayım. Niye bu 5 puanı kullanamıyorum? Var benim puanım. He, 9 puanım var lan. Sen E'ye gidin. O zaman çalı toplamaya ben biraz daha insan vereceğim. Mesela 3 insan çalışsın abi. Hatta 4 insan çalışsın biraz yılsınlar. Burada ne işareti çıktı mesela, bu ne? Onların malzemeleri onarması gerekiyormuş. Onar. Tamam, onarıyormuş zaten. Söylemene gerek yok diyor. Biz çalışıyoruz diyor. Sen uyuman mı lazım dayı? Git uyu. Yani git uyu. Dayıcım, siktir olup uyur musun? Şu doldu mu artık? Henüz dolmamış. İyi. Ticaretten kazançlı çıktık. Şimdi kilometre taşı açıldı. Hayatta kal. 2 bilgi puanı. Bir dakika. Bu kilometre taşlarını açtıkça yeni senaryoları oynayabiliyoruz. Hani ileriki gelişmiş versiyonları falan. Neyse artık. Tamam. Ben şimdi bir şey yapacağım. Bu ne? Dini mezarlık. Üretim, depolama. Depolamada yeni bir şey var mı? Kaya yığını yokmuş. Konut da açılmamış. Bu mesela hasar. Hasır çatı. Hasar mı yok? Üretimde ne var? Tabakhane. Tamam, tabakhanemizi yapalım abi. Nereye yapalım abi? Tabakhane su gerektiriyordur mu acaba? Ben şuraya koyabiliyorum. Ben. Ağacın altında çalışsın vatandaşımız. Benim şeye geçmem lazım. Ağaçları kesmeye geçmem lazım. Şu an boşta bir adamımız yok galiba. Aha, köpek avladığına göre bir sorun var. Evet, oraları topluyorlar artık. Çubuğumuz artıyor. Mesela burası boş çünkü üretime gidiyor hepsi. Bunda bir tane var. Kaç tane alıyorsun sen? 100. Durumu %100. Kaç üretim? Kaç kaynak depoluyorsun? Pardon. Tamam, burayı da hallettiler. Depolama çadırı. Artık depoda sıkıntı yaşamayız ilerleyen süreçlerde. Şunu da tamamladınız mı? Tamam. Oğlum yanında odun varken bu da odun istiyor demezsin amına koyayım. Ya odun istiyor. Tomruk istiyor bu. Bir tane. Bu kötü oldu lan. Ağaç kesmeden buraya inşa edilmeyecek mi? Sağda solda hiç tomruk var mı peki? Düşmüş bir küçük parçası falan hani olur ya.
Dayı gene ne problemin var ya? Ne problemli adamlarsınız oğlum? 5 bilgi puanımız oldu. Bir dakika. Bu köpeklerin... Çünkü keçiyi de evcilleştirebileceğiz bunu açarsak. Bu da çakmak taşınan aletler. Aslında çakmak taşı bayağı toplayabiliyoruz. O da iş görür. Ama önce köpeği açmak istiyorum. Biraz daha savunma olsun bize. Şimdi keçiyi evcilleştirme açıldı ama. Açılacaklar ahır. Bir dakika. Vahşi hayvanlar evcilleştirmemizi sağlar hayvanlara. Teknoloji araştırıldıktan sonra vahşi hayvanları yakalayabilir ya da tüccarlardan satın alabilirsiniz. Vahşi bir hayvanı yakalamak için evcilleştirme öğrendiğiniz türdeki genç bir hayvana gelip yakala düğmesine tıklayın. Ahırlarda yeterli yeriniz var. Tamam, ahır. Hemen artık ahırımız açılmıştır. Mezarlık. Depolama da değildir yani. Yapılar. O da açılmamış. Üretim. Zanaat. Kuyu. Çakmak taşı. Madeni. Hayvan. Havan. Burada değil. Savunma. Madencilik. Mezarlık. Ulaşım. Henüz bu tip bilmem ne yok diyor. Depolama da değildir. Ambar. Bu ambarları açmam lazım. Kesinlikle. Bu ne? Kulübe. Ahır. Asır çatı keçi evcilleştirme açılması lazım. Ben de keçi evcilleştirme açılmadı mı oğlum? Açıldı ya. Şimdi keçi evcilleştirsem ahırım yok ama benim yanımdan ayrılır mı? Şimdi keçi evcilleştirme bu kadar erken açılıp deneyeceğim. Keçi nerede? Keçi var mıdır ki? Genç bir keçiye yap diyor. Bu ne keçi? Keçi genç mi? Genç dişi. Avlama, yakala. Koyunca iyileştirme teknolojisini açmanız gerekiyor. Oğlum, salak mısın? Açıldığını iddia ediyordum. Açılacaklar. Çok pardon ya. Aptalım ben. Hani otomatik açılıyor sağladığı şeyler sandım ya. Bu da zaten cilalı taş devrinde açılmış. Ebesinin amıydı ya. Ha. Çok yolumuz var. Çok. Hızlı hızlı medeniyete ulaşmamız lazım. Hadi. Gora filminde şeydeki gibi Cem Yılmaz'ın. O muhabbete döndüğünce. Bu bölümümüzde buraya kadar olsun. Biraz aksilikler çıktı, kameram gitti, kesit böyle ara ara kesitler falan var. Kusura bakmayın. Yeni bölümde daha stabil olacak. Bence oyun keyifli yani. Hem sohbet edilebiliyor, yavaş ilerlemesi, mikro olaylar falan benim çok hoşuma gitti. Doğal gelişim şekli falan. Hani çağ atlayınca neler açılacak onu çok merak ediyorum açıkçası. Uzun soluklu bir oyuna benziyor. Ben devam edeceğim yani seriye. Kendinize güzel bakın. Görüşmek üzere.